Haberin olsun kanalından hepinize merhabalar. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olup beğeni atmayı unutmayın. Madagaskar ya da resmi adıyla Madagaskar Cumhuriyeti, dünyanın dördüncü büyük adası konumundadır. Afrika kıtasına bağlı bir ada ülke konumunda olup, kıtanın doğu kesiminde Hint Okyanusu'nun batı kısmında yer almaktadır. Mozambik kanalı, ülkeyi Afrika ana kıtası ile birbirinden ayırır. Ülke ismi olan Madagaskar herhangi bir yerel dilden ortaya çıkmış bir isim değildir. Marco Polo anılarında dolaylı yollardan bilgi edindiği ve Afrika'da tarifsiz zenginliğe sahip bir ada olarak tanımladığı adadan karışıklık sonucu Somali'de bulunan Mogadishu şehrinin isminin farklı bir formu olan Madagaskar olarak bahsetmiş. Adanın ismi bu şekilde kalmıştır. Doğal güzellikleriyle meşhur, Madagaskar'da sayısız ulusal park ve endemik bitki ve canlı türleri vardır. Madagaskar'ın başkenti Antananarivo'dur. Madagaskar kendi içerisinde faritra olarak adlandırılan 22 bölgeye ayrılmıştır. Söz konusu 22 bölgede yine kendi içerisinde Fivondronana olarak adlandırılan 119 ilçeye ayrılmıştır. Güney yarımkürede yer alan Madagaskar adası, ada ülkesi olması nedeniyle sınır komşusu bulunmamakta olup, en yakın ana kara ülkesi adanın batısında yer alan Mozambik'tir. Bunun haricinde komşu ada ülkeler ise kuzeybatıda Komor Adaları ve Fransa deniz aşırı bölgesi Mayotte, doğuda Mauritius ile yine Fransa deniz aşırı bölgesi olan Réunion adalarıdır. Madagaskar'a İstanbul ve Ankara'dan direkt ve aktarmalı uçuşlar vardır. Bu uçuşlar Antananarivo'ya yapılmaktadır. Madagaskar'ı gezmek için en uygun zaman aralığı, hem mevsimsel geçiş dönemi olmasından ötürü, hem de yağış ve sıcaklık durumu açısından Nisan-Mayıs aylarıdır. Madagaskar'da yaşayan farklı etnik kökene sahip gruplar, kendi inanışlarına göre yaşamaktadır. Ada genelinde yaygın olan çekirdek kültürel özellikler, güçlü ve birleşik bir Madagaskar kültürünün kimliğini oluşturmaktadır. Ortak bir dil vardır. Geleneksel Madagaskar dünya görüşünü vurgulayan değerler, Fihavanana, Vintana, Todi ve Hasina olarak adlandırılmaktadır. Ülke genelinde kendi ifade etmenin en önemli kültürel yollarından biri de müziktir. Madagaskar'da müzik yelpazesi geleneksel halk müziklerinden, kıyı kesimlerinde salegi olarak adlandırılan müziğe kadar uzanmaktadır. Madagaskar genelinde coğrafi konum gereği farklı iklimler yaşanabilmektedir. Kasım ile Nisan aylarında sıcak ve yağışlı bir iklim yaşanırken, Mayıs ile Ekim ayları arasında kurak ve soğuk bir süreç yaşanır. Ülkenin doğu kıyıları belirli aralıklarla şiddetli tropikal fırtınalara ve siklonlara maruz kalabilmektedir. Adanın orta kesiminde yer alan yüksek yaylalarda serin ve kurak bir iklim hakimdir. Ülke genelinde ortalama yıllık sıcaklık değerleri 25 derece düzeyindedir. Bu yıllık ortalamasına rağmen sıcaklıklar kıyı kesimlerinde daha yüksek, iç kesimlerde ise 0 derecede altına düşecek kadar düşük değerlere ulaşabilmektedir. Madagaskar ekonomisi gelişmekte olan ülke profili sergilemektedir. Ülke genelinde kakao, vanilya, şeker kamışı, karanfil, kahve, pirinç, manyok, fasulye, muz ve fıstık tarımsal ürün olarak ekilip yetiştirilmektedir. Bunun haricinde kümes hayvanı yetiştiriciliği de ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır. Tarımsal ürünlerin dışında endüstriyel alanda da deniz ürünleri, sabun, bira, deri, şeker, cam, çimento, kağıt, otomobil montaj, madencilik gibi ürünler üretilerek ya da imal edilerek ekonomiye katkı sağlanmaktadır. Madagaskar geleneksel inanç sistemine sahip bir ülkedir. Atalarıyla aralarındaki bağı da sembolize eden bu inanç sisteminde tapınak ziyaretleri ve Famadihana adını verdikleri inanç pratikleri söz konusudur. Madagaskar'da Malaya Polinezya orijinli Malagaşça dili konuşulmaktadır. Her ne kadar resmi bir dili olmasa da uzun yıllar Fransa etkisinde kalan ülkede Fransızca resmi dil muamelesi görmektedir. Nüfusun hemen hemen tamamı ikinci dil olarak Fransızca bilmektedir. Madagaskar'ın tarihi, ilk dönemlerde yerleşimin az olduğu Madagaskar'da, nüfusun artmasıyla birlikte Sakalavalar, Merinalar ve Betsileolar tarafından krallıklar kurulmuştur. 10 Ağustos 1500 tarihinde Portekizli denizci Diogo Dias adaya ilk ayak basan Avrupalı olmuştur. Ada ilk olarak 1641 yılında ilk önce Hollandalılar ve daha sonraki dönemlerde de Britanyalı ve Amerikalı tüccarlar adına dolaşan gemiler tarafından uğrak yeri olarak kullanılmıştır. 1643 ile 1672 yılları arasında Fransa'nın ada üzerinde kurmaya çalıştığı ilk sömürge düzeni başarıya ulaşamamış
17. ve 18. yüzyıl genelinde de ada korsanlar tarafından da üs olarak kullanılmıştır. Ada üzerinde ilk modern devlet yapısının temelini 1787 yılında Marina etnik grubu atmıştır. 1885 yılında gerçekleştirilen Berlin Konferansı'nda Fransa adayı ilgi alanı olarak belirlenmiş, 1896 yılında Madagaskar toplumunun karşı çabalarına rağmen adaya sömürge devleti olarak sahip olmuştur. Ada, 1960 yılında bağımsızlığını kazanmıştır. Madagaskar mutfağı. Madagaskar mutfağı, Hint Okyanusu çevresindeki mutfaklardan etkilenmiş, Afrika, Uzak Doğu Asya, Çin ve Avrupa mutfakları etkisinde çeşitlenmiştir. Madagaskar mutfağı pirinç temellidir. Lauka adı verilen yerel sosları meşhurdur. Bu sos, zencefil, soğan, sarımsak, domates, vanilya, köri ve tuzdan yapılır. Bitkisel ya da hayvansal protein kaynakları içerebilir. Kırsal bölgelerden pirinç yerine mısır ya da yuka kullanılır. Meyve çeşitleri bakımından çok zengin bir mutfağı vardır. Ülkede rom, bira ve şarap içilir. Madagaskar'dan alınacak hediyelik eşyalar. Raffia adı verilen endemik bir palmiye türünün yaprakları ve kabuklarından yapılan oyuncaklar. Madagaskar'a özgü en güzel hediyelik eşyadır. Ülkede ayrıca el yapımı kumaş üretimi, nakış ve kumaş süslemeye dair el sanatları çok gelişmiş olduğu için bu tür hediyeler de düşünebilirsiniz. Madagaskar festivalleri, Madagaskar'da turistlerin yerel kültürü deneyimlemelerine aracılık edecek. Birkaç önemli festival vardır. Bunlardan biri Mart ayında kutlanan Madagaskar Yeni Yılı Festivali'dir. Festivalin yerel dildeki adı Alahamadi Be'dir. Ülkenin geleneksel müziklerinin sergilendiği Donya Festivali Mayıs ve Haziran ayında Nosy Be şehrinde kutlanır. Fisemana ve Famadihana isimli iki etnik festival vardır. Başkentte düzenlenen Gasitsara adlı çağdaş müzik festivali de önemli bir turistik etkinliklerdir.